Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz uluslararası e-ticaret uzmanı Efe Berk Kıymaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Efe Berk Kıymaz. 28 yaşındayım. Çakra'nın e-ticaretin yurt dışı tarafında görev alıyorum. Kendim de zaten 9 senedir Türkiye'deyim. Yurt dışında büyüdüm normalde. Neredeydiniz? Bükreş, Romanya. Harika. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre ilgi nasıl başladı acaba? Aslında şöyle, ben lise zamanında e-ticaretle ilk tanışmıştım. Hı hı. Daha o zamanlar Amazon'da sadece kitap satılıyordu yanılmıyorsam. eBay ile ilk başlamıştım. Evet. Daha sonra üniversitede alım-satım işlemlerine devam ederek ilgim büyüdükçe büyüdü, öyle söyleyeyim. Ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Ben şahsım bizim markamızı yurt dışındaki pazar yerlerine, marketplace'lere taşımayla meşgulüm. Hı hı. Zaten Çakra'da bildiğiniz gibi premium, A kalite bir marka olduğu evet. için müşteri segmentimiz de belli aslında, az çok. Hı hı. Buradaki bizim aslında firma olarak amacımız yurt dışındaki ev perakende dediği zaman akla ilk gelen markalardan biri olmak. Hı hı. Ve bu yolda ilerliyoruz bu şekilde. Ne güzel. Gerçekten çok güzel, kaliteli ürünleriniz var. Özellikle yani daha çok banyo, değil mi? Havlular, şeyler, ürünler son derece güzel, çok hoş şeyleriniz var. Teşekkür ederim. Peki sizi rakiplerinizden ayıran, en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Zaten Çakra'yı da daha önce duymuşsunuzdur. Kocaer gruba bağlıyız, Denizli merkezdeyiz evet. ve ürünlerimizin büyük bir kısmını kendimiz üretiyoruz fabrikamızda. Evet. Dolayısıyla sektörde de bir ismimiz var zaten ve premium kalite müşterilere hitap ediyoruz. Hı-hı. Aslında diğer markalardan biz en büyük ayıran özelliğimiz bu. Evet, harika. Peki vizyonunuz, hedefiniz nelerdir? İlaveniz var mı? Aslında hedeflerimizden bir tanesi hı hı. yurt dışındaki çoğu ülkede, farklı coğrafyalarda markamızın adını duyurmamız. Hı hı. Ve akla gelen ilk isimlerden bir tanesi olması. Yani bildiğiniz gibi ülkesel yani e-ticaretin zorluklarından evet. biri, özellikle uluslararası kısmına bahsedersek, hı hı. her ülkenin kendi kültürü, dokusu, hı hı. her sektörün, pazarın ayrı bir şeyi var. Tüketicisinden evet. tutun, çalışma partilerine kadar. Yani ben size şöyle somut bir örnek verebilirim. Tabii. Türkiye'de bir tekstil ürünü satarken müşteri ne kadar güzel diye bakar. Bunun rengini Tabii. beğendim alayım der. Hı-hı. Ama mesela aynı şekilde Almanya'ya bakarsak öyle işlemiyor. Tabii. Müşteri önce benim banyomun fayansı ne renk deyip Hı-hı. ona göre bir satın alım yapar. Evet. Rengini beğense bile benim fayansım ama turuncu der. Kahverengi beğense bile turuncuyu alır. Doğru. Evet, yani global firmalar, lokal firmalarla her zaman yani rekabet edemiyorlar. Buna da ayrıca globalizasyon deniyor. Yani o yere uygun şeyler de geliştirmeye çalışıyorlar. Bu da son derece önemli bir konu. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer almak için tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi e-ticaret sektöründe aslında hızlı gelişen bir sektör olduğu için ve sürekli kendinizi güncel tutmanız gerektiği için bence buna en uygun bir çalışacak kişinin kalıbı Hı-hı. aslında bilgiye aç olan insanlar. Hı-hı. Çünkü sürekli yeni bir bilgi, bir güncelleme yapmanız gerekiyor kendinize. Hı-hı. Eğer siz de böyle bir araştırma hırsına sahip bir insansanız bu sektör için uygunsunuz bence. Ne güzel. Peki sizi en çok ne motive eder? Şöyle söyleyeyim, aslında en büyük motivatörlerden biri iyi bir lideriniz ve ekibiniz olması. Kesinlikle. Yani ekip arkadaşlarınızla iyi anlaşmanızın, iletişiminizin Hı-hı. kuvvetli olması. Şahsen kendi adıma söylemem gerekirse, sektörde her mecrada adını duyabileceğiniz sayın direktörüm Üzeyir Karakaş'a buradan saygılar, selamlar göndermek isterim. Ne güzel. Birincisi bu, emek demişken de bu arada bu işte emeğinizin meyvesini gördüğünüz zaman çok motive oluyorsunuz. Yani sizin fiziksel, mental enerjinizi harcadığınız zaman ve bunların somut bir dönüş olduğunu gördüğünüz zaman o zaman işte o başarı hissini tadıyorsunuz gerçekten. Kesinlikle. Bundan manevi bir haz da alıyorsunuz. Yorgunluğunuz da gidiyor değil mi? Karşılığını almak çok güzel bir şey Aynen çünkü. Aynen öyle. Takdir o şey, onu tattığınız zaman Hı-hı. devamı geliyor her zaman. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı-hı. Benim düşünce yapıma göre insanların kaybedeceği şeyleri olduğu zaman kazanamazlar. Onun için risk alın. Korkmayın, deneyin, yanılın gerekirse. Çünkü yani başarısızlık bile aslında bir tecrübe kazandırır size. Onun için her zaman deneyin. İyi bir araştırma hırsı, bilgilenmeyle ve bunu uygulayacak sağlam bir disiplinle çünkü yapamayacağınız bir şey yoktur.
Kesinlikle. Harika bir mesaj oldu. Gerçekten de başarısızlıklardan hiçbir zaman demoralize olmayacağız. O bize bir şey öğretiyor çünkü. Değil mi? Deneyim sahibi olmamızı sağlıyor. O yüzden o şekilde değerlendirmek en güzeli. Kesinlikle ve bir daha denediğiniz zaman daha hakim oluyorsunuz. Hangi konuda olursa olsun. Evet, konfor bölgesini kırmak önemli olan aslında. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz uluslararası e-ticaret uzmanı Efe Berk Kıymazlı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.